Ya bu çay kahve servisi de bu arada yapılsın ama yani. Ramazan'da sana vermeyin inşallah. Değerli misafirlerimiz. Dünya sistemi söyleyelim. Alternatif düşünen 7 grup vardı. Kürtler Birliği toplantısında. Ben oradayken. İki de muhalefet vardı. Daha sonra çıktığımızda yazıların kendisini bekledik karşılığı. Bu yazıların toplantının sonucunda 6 tane diye düştü bizim gibi düşünenler. Bizim beraber düşünen Kasımpaşa fikrini değiştirerek öbür tarafa destek verdiğini ifade etti. Bu bir ve diğer 6 tanesi böyle 7 kişiye çıkmış oldu. 5 tane de diğer ben iki takımı saymıyorum Antep Dağı'dayı çünkü onların görüşlerinin bir önemi yok burada yani. Şimdi ben buna tepki gösterdim yani çekimsel olan çekimseldir yani altın üzerine 5'e ekleyemezsin denmel mi olmaz. 6'sı 5 şıkkı diyor, 6 tanesi A şıkkı diyor, diğer 5 tanesi de çekimsel. Dolayısıyla ben bunu demokratik bulmuyorum, maddi demokratik yapmış. Her kişiler daha bu konuda görüşlerle siz edenler arasında yürütebilirsiniz. Maalesef böyle durum var iken Kulüpler Birliği'nin yazmış olduğu federasyonun yazının değiştirilmiş haliyle federasyon başkanı açıklama yapmıştır. Çünkü değiştirildiğini ne Kulüpler Birliği biliyor, diğer 5 grubun değiştiğini de ben biliyorum. Dolayısıyla bir, burada öyle bir durum oldu. Biz daha başından beri söyledik, hiçbir şey sonuna kadar gideceğiz. Nereye kadar gidecek bilmiyorum. Yani mücadelemiz gidecek. Biz ligin bu şekilde tescil edilmesini doğru da bulmuyoruz. Neden bulmuyoruz? Söyledik. Yani adil ve adaletli olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü bunun UEFA'da bir şey var, tarifi var bu hususun net bir şekilde. Aynı ifadeyi size okuyorum. Her ne sebeple olursa olsun bir kulüp ligden çekilirse o ana kadar oynamış olduğu maçlarda oynamamış kabul edilir. Net bir ifade bu yani. Bunun başka bir anlamı yok. Türkiye Futbol Federasyonu da diyor ki ben diyor geçmişte aldığım bazı kararlar var diyor. Onlara baktım diyor. O çerçevede diyor. Bunu böyle düşünmüyorum. Oynanmışlar, oynanmıştır. Bundan sonra oynayacak olanları 3'er puan ekleriz. Öbür taraftan da 3 puan düşeriz şeklinde bir karar aldı ve yürüdü. Bunu da geçmişteki tahammüllere, uygulamalara bağladı. İyi niyetli olmadığını düşünüyoruz. Bunun arkasında alelacele oldu bittiye getirip 2 tane diğer büyük kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu konuda bizim isteklerimize muhalif olduklarını, eğer bizimki yapılırsa da bu iki kulübün muhalif olacağını iyi biliyorlar. Dolayısıyla bunlar perde arkasında buluşulup o gün öylesine Kulüpler Birliği'nde laf olsun diye gündeme bile alınmadan yani alınıp konuşulup arkasından bu kararın çıkartılmasını biz art niyet buluyoruz. Bunu ifade ettik. Bunu vereceğim. Müsaade edin. Ve bu art niyetin olduğunu ifade eden kulüp söylemlerimiz, bu konudaki isteklerimiz, taleplerimiz, bunları bir daha yönetip buna getirin talebimiz oldu. Dedik ki, bakın o gün sıcağı sıcağına biz bunu gönderdik. Belki depremdi, kafalar dağınıktı, şuydu buydu. Lütfen bu konuyu bir kere daha yönetim kurulu gündemimize alın. TFF'nin başkanı ve yönetim kurulu seçilecek. Sonra koltuklarına oturacaklar. Sen benim dostumsun, seni PFDK'ya koydum, sen tahkime koydum. Şimdi neresi bağımsız bunun arkadaşlar? Nasıl oluyor bu bağımsızlık? Ben anlamıyorum ki. Böyle bir şey yok. Bu kurullar kesinlikle bağımsız falan değil. Bu sebeple ben o kurullara katılmıyorum. Federasyonun istediği şu, tahkime git Beşiktaş. Biz de sana oradan bunun yanlış olduğunu, bizim yaptığımızın doğru olduğunu tescilleyelim. Ondan sonra da her konuştuğunuzda yeter kardeşim tahkime gittiniz, tahkimin kararı var diyelim diye biz bunu onların eline vermek istemiyoruz Kenancığım. O çıkan kararın da bunlar tarafından bizim önümüze sürekli koyulacağı ve bizim de önümüzü kesmek istediklerinde kullanacakları bir argüman olarak görüyorum. Argüman. Dolayısıyla bu sebebi bu. Sorduğun sorunun tahkim bu. Tahkim benim için geçersiz. Hiçbir nedeni yok. Çünkü ben sorduğum zaman söylenen çok basit bir cevap var. Yönetmelikte diyor ki eğer diyor bir konu diyor yönetmelikler yok ise diyor net
Bunun diyor yerine diyor federasyon karar alır, aldığı karar da geçerlidir. Tahkim Hanım bunu yazıp gönderecek. Ben bu şeyi ne yapayım ki? Ben adalet peşinde koşuyorum. Valla hocası playoff'u istedi, başkanı ağzını bile açmadı. Ya bir defa orası bir netleşsin de. Öyle bir şey yok. Ali Bey'e sordum ben kulüpler birbirine. Yok öyle bir şey abi dedi. Kapandı konu. Yani onu onlara soracaksın. Bu sorunun muhatabı ben değilim. Yani bunu alınacak her türlü karar bu karardan daha adil olur. Onu söyleyeyim size. İkincisi hakemlerle ilgili ben kararımı, fikrimi daha doğrusu ben ve yönetim kurulu olarak zamanında açıkladım. Bir evvelki yönetici arkadaşlarımla yine buradaydık, kulüpteydik. Alınmış olan eski hakemler, şimdi burada bir çok hassas cümleyi düzgün kurayım. Biraz bazen Karadeniz dili konuşuyorum ama doğru olmuyor. Ben hep yeni bir sayfanın açılmasını istedim. Yenileri gelsin istedim. Çünkü eski hakemlerimizle ilgili, eski derken eskiden beri görev yapan hakemlerimizle ilgili Fenerbahçeli diyor ki A maçına geldi bizi işte elimizden kupayı aldı. Galatasaray diyor ki B maçına geldi bizi yaktı. Beşiktaşlar diyor ki bunların yüzünden biz işte şöyle kaybettik, böyle kaybettik. Öteki başka bir şey. Yani bunlar artık sıkıntılı isimler. Anlatabildim mi? Bunların yerine yenisinin gelmesini o günkü federasyona Nihat Bey vardı, Servet Yardımcı vardı söyledik. Sonra birdenbire bunlar oturdular, karar verdiler. Bir sürü hakemlerin gidip yenilenmesine, yenilerin gelmesine bir kapı açıldı. Fakat daha sonra hakemler işte tahkime gittiler. Orada ne hikmetse. Bunların geri gelmesine karar verildi. Ve sonuç itibariyle o gün futbolda hakemlerle ilgili problemin çözüleceği bir dönem başlamış iken daha ilk ayında sonlandırıldı. O günden bugüne de iflah olmayan bir hakem problemleriyle iç içeyiz. Halen iddia ediyorum. Yani ben o hakem kötü, bu hakem iyi falan demek istemiyorum. Öyle bir şey yok. Eski hakemlerin kötülük yaptığını falan da söylemek istemiyorum ama artık bunlar kamuoyunda tartışıldığı zaman yıpranıyorlar. Lale ortaya gelince Galatasaray lale ortaya söylüyor. Fenerbahçe hakemlere söylüyor. Kayıkçı kavgası. Değişmez. İki takımın yaptığı da bence kayıkçı kavgası. Biliyorlar. İşlerine geliyor. Böyle konuşuyorlar. Aslında ikisi de mutlu. Mutsuz olan diğer takımlar. Lale Ortay'a da ben geçen tebrik ettim. Umut Meder'le ilgili verdiği, yaptığı araştırma sonucunda bu penaltı değildi diyebilecek kadar yürekli. Kendisini tebrik ettik. Ama biz tebrik ediyoruz. Galatasaray istifa ediyor. Nasıl bir şeyse ben anlamıyorum yani. Yani neresini istifa ediyorsunuz bilmiyorum. Herhalde onların da kendine göre haklı olduğu yerler vardır. Ama bize niye ceza veriyorlar bilmiyorum. Adam çıktı, adam değil mi özür dilerim. Sayın Erdem değil mi? Çok yorgunum affedersin. Erdem, sevgili kardeşim. Biz bu ligi dedi bitirmeyiz dedi. Adama ceza vermediler. Bize çatır çatır üçer gün arayla disiplin kuruluna sevk ediliyoruz. Şimdi o zaman Erdem o gün kalkıp da ligi bitirmeyiz diyorsa biz federasyona ne söylemeliyiz bilemiyorum yani. Geç sezon sonunda konuşuyorsun. Yani şampiyon olursan konuşmayacağım, şampiyon olmazsan konuşacağım mı demek istiyorsun? O oyuncakların statta atıldığı ambiyans duygusal anlamda sadece bizlerin değil tüm dünyanın yoğun duygu yaşadığı bir aksiyon oldu. Bunu düşünene ve burada gelip yapan, gerçekleştiren taraftara, Beşiktaş camiasına gerçekten hem tebrik ediyorum hem teşekkür ediyorum. Tüm duygularımızı birbirimize ve de dünyaya iletebilecek bir iletişim aracı oldu o gün o atılan bebekler sahaya, oyuncaklar. Bunun için Beşiktaş taraftarına öncelikle teşekkür ediyorum. Depremde herkes mücadele etti. Herkes kendinden elinden geldiği kadar katkı vermeye çalıştı. Ben hep şunun üzerinde durdum. Bu yardım kampanyaları, bu yaşadığımız acının telafisi anlamında bir nebze de olsa yaşanan yaptığımız bu yardım kampanyaları sanki böyle kısa kalacak gibi hep hissettim. Yani bugün bitti, yarın bitti. Nitekim baktım şey azalıyor. Yani insanoğlunun fıtratında var bu.
ilgi azalmaya başladı. Ve ben buradan tekrar sesleniyorum tüm kamuoyuna. Biz kesinlikle Türk milleti olarak bu yardım kampanyalarımızı uzun bir sürece yaymak zorundayız. Devam ettirmek zorundayız. Bu sebeple birçok maç tertipleyeceğiz. Belki yurt dışına gideceğiz. Orada tekrar yapacağız yazın bir boş ara bulduğumuzda. Uzun bir süre biz Beşiktaş olarak yardım kampanyalarını deprem bölgesine gerçekleştirme çalışmalarımıza ara vermeden ta ki oradaki insanlar evlerine barklarına kavuşup rahatladıkları ana kadar devam ettireceğiz. Bu sebeple Atletico Madrid'le ilgili ki biliyorsunuz Atletico Madrid Avrupa'nın en büyük takımlarından bir tanesi. Kıymetli bir kadrosu var. Dolayısıyla kendilerine buradan yönetimine teşekkür ediyorum. Atletico Madrid yönetimine. Karşılıksız hiçbir şey istemeden tamamen geliri yardım kampanyasına bağışlanmak üzere oynamayı kabul ettiler ve buraya geliyorlar. Bir de buradaki ve seyahat masrafları gibi, stat masrafları gibi konularda işi sırtlanan Doğuş firmasına da buradan kamuoyuna teşekkür etmek istiyorum. Dolayısıyla şimdi bundan sonra sıra bizde. İki akşam sonra oynayacağımız Atletico Madrid maçına artık sıra bizim Beşiktaşlarımızda. Hatta bu bütün herkes açık. Yani Fenerbahçeli, Galatasaraylı herkes bu maça gelip Atletico Madrid Beşiktaş maçını seyrederlerse, bilet alırlarsa seviniriz. Bir de biletler bildiğim kadarıyla kağıt bilet. Yani pasolik de var, kağıt bilet de var. Bu sebepten dolayı buradan çağrı yapmak istiyorum sizin vasıtanızla. Ne olur bize bir iki gün destek olun. Bu maçı kamuoyuna hatırlatın. Bunun önemli olduğunu, buradan gelecek her kuruşun oradaki çocuklarımıza gideceğini, okula gideceğini bilmenizi ve bunları da bildirmenizi kamuoyuna rica ediyorum. Atletico Madrid'de en az Beşiktaş kadar tarihinde 120 yıllık eski bir kulüp. Bu sebeple çok ilginç bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Var mı başka? Evet. Oğuzhan Genç Habertürk. Sayın Başkan, derbiyi tabii Beşiktaş kazandı ama oradaki penaltı kararı çok konuşulmuştu. Varakir'in artık bunu soydu. Şenol Hoca geçtiğimiz gün ilk maçta Daire Ortan'ın, Merkez Başkanı Daire Ortan'ın sözlerini hatırlatarak bunu yapan bir hakemin sistemin dışına çıkartılması gerekir dedi. Bu noktada bir girişimin ya da takipçisi olacağınız bir konu olacak başka bu soru ilgili. Kendisi üzerinde içinden çıkarıp bakın izah ettiğim şey çok net. Artık isim veriyorsunuz, onu vermiyorlar, ötekini veriyorlar. Ötekini de istemiyorsunuz, ötekini veriyorlar. Konu artık isim değil. Konu bu arkadaşlarımızın yerine beyaz bir sayfa açılarak daha genç arkadaşların göreve gelmesi bana göre şu an için başka çaresi olmayan tek çözümdür. O gün Fenerbahçe maçı 13-10 oynanmıştır. Beşiktaş 10, Fenerbahçe 13 kişiydi. 11 takım futbolcusu, 12. seyircisi, 13'te hakem. Hatta Alper'i de koyarsanız var, 14'e 10 oynadık. Vallahi sayısı da kontrat var. Kontrat gereği sahaya çıkıyor, antrenmanlara çıkıyor. Parasını alıyor. Sakatlanmadığı sürece de antrenmanlara çıkıyor. Hayırlısı olsun. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Ayağınıza sağlık geldiniz. İyi akşamlar.